hafızasında tutamıyorsa zaten bunu yapmasın. Tarih... Sayın Adnan Soylu, buyurun adımı yazıyorum, siz ne yapacaksınız? Size ne yapacaksınız artık demiş. Yani yapacağım, sadece dediğinizi okuyacağım. Yorumu da okuyuculara, seyircilere veririm ama ben de... Sözlüğe mi yazmış adını? Bilmiyorum. Kendi kendinize bilimsel bir hava katıp elinize geçen her kağıdı belge sanmaya devam edin Sayın Bardakçı. O kağıtlarda bir tanesini oku. Okuyabilme şeyin varsa ben geri alıyorum. Bul. Okumayı bırak, bul önce. Ha, önce bul. Ha. Başarı başarı deyip duruyorsunuz. Sormak istemem sizin akademik kariyerinizde. Lafa bak. Kardeşim ben açık söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Erhan'ın yanında ayıp olacak ama. Üniversiteye girseydim ne bir satır yazabilirdim ne bir program yapabilirdim ben. Orta Doğu'da elinizle mikrofonla dolaşarak başarılı insan olmaz mı bir? Doğru, git Orta Doğu'ya. Bakayım havaalanından şehre gidebilecek misin? Bir Orta Doğu başkentinde. Bu size asla başkalarını atıp tutma hakkı vermez bu iki. Hakkı verir efendim. Bana laf edene benim ağzım şey devşirmiyor, ben de cevabını veririm. Herif sana küfredecek, hakaret edecek. Seni kendinizi sorgulayın. Size mi kalmış insanların sözlük yazarı olmasının sosyolojik yorumunu yapmak? Bakın o yoruma bir şey daha katayım. Biraz önce bir seyircimizden, Sayın Serdar Çetin'den çok güzel bir mesaj geldi. Diyor ki, Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum bu mesaj için. O yoruma katkıda bulunuyorum, demin yaptığım zavallı yorumuna. İnternette nicklerinin arkasına saklanıp atıp tutanlar hakkındaki kaba tabir klavye delikanlısıdır. Çok güzel. Genelde önlerinde monitör ve ellerinin altında klavye olmadığı zaman pek insanlarla konuşma yeteneğine sahip değillerdir. Saygılar sevgiler Serdar Çetin efendim. Bizden de saygılar sevgiler, teşekkür ederiz Allah kolaylık versin temenniniz için. Şimdi efendim bu demin neredeydi o? Adnan Beyefendi, Adnan Soylu Bey'e son cevabımı vereyim. Ben şimdi saat kaç? 1:30. Bu saatte size televizyon başında tutup bu mesajları attırıyoruz ya. Erhan da Pelin Hanım'la ben de işimizi iyi yapıyoruz. Evet. O lafları edenler, klavye delikanlıları ne yapmışlar? Dedikodudan, gıybetten ve hakaretten. Kompleksten, komplekse girmekten başka ne yapmışlar? Bu saatte seyrediyorsunuz ya, işimizi iyi yapıyoruz demektir. Mesele budur. Meyveli ağaç taşlanır. Evet. Boşuna değil atasözü. Yani dediğin doğru. Yani sözlükçüler bu... Fatih dönemde yaşasaydı, Fatih sözlükçülerin kellesini uçurur muydu? Hurufileri o kadar kolay mı öldürürdü o sözlükçüleri? Bir kere öldüreceğini hiç sanmıyorum. Fatih katil değildi. Ama neler yapacağını da aklıma geliyor, burada söyleyemem. Evet efendim. Yok, affedersin, ben de son bir şey söyleyeceğim de. Şimdi bu iyi bir moda oldu yani. Sen nasıl bu lafı söylersin? Ya adam kalkıyor, hakaret ediyor. Her türlü lafı söylüyor. Yani birçok kişi, yalnız bize değil. Ondan sonra sen adama cevap veremeyeceksin. Ve adam erkek gibi adıyla da yazamıyor. Erkek gibi adınla yaz kardeşim. Ya işte bunlarla çok fazla zaman harcamamış lazım. Şimdi bunları şey yapma, bunların istediği bu zaten. O evet. Zavallılar oturdukları yerden güzel. Çok güzel söylemiş. Hep kutsatarım ben bu sözü artık. Klavye delikanlı. Klavye delikanlı. Koparır başıma kıyamet ah. Ne beladır bu kaddükamet ah. Devletimdir visali yar ama bana yar olmadı o devlet ah. Yemin mi? Baş koymak yok, bitti bizim. Baş koymak payine saadettir. Lik yok başta bu saadet ah. Sefa aydın göndermi altın diyorlar ama evet. Çünkü zulmü yine sen eylersin, Cem kime eylesin şikayet ah. Çok yani içten yazmıştır. Evet. Çünkü çok büyük bir ızdırap çekmiş. Evet. İçten yazmış. O son bir soruya cevap. Sayın İbrahim Ertem, İletişim Fakültesi dekanı olan bir hoca, ismini vermeyeyim, çok önemli belgeler askeriyede diyormuş. Bu belgelere izin verirse tarih yeniden yazılır diyorlarmış. Doğru mudur, doğru değildir efendim. Arşiv orada, Cağaloğlu'nda, belgeler de açık. Askeriyede falan filan değil belgeler. Yani askeriyede olan 1877'den yani, sonraki askeri tarih belgeleri. Bütün dünyada askeri belgeler askerde olur. Yani o birçok, yani Çankaya'da ama, var, Cumhurbaşkanlığında bir arşiv var. Evet. Yani, en son işte mecliste mesela sergi yapıyor. Türkiye'de efendim arşivler açıktır. Evet. Yani hiç kimse... Aramasını bilmek lazım ve bu bir de okumak şu var. Lazım.
Oturuyor hocalar. Hoca da değil yani böyle fikir adamları. Her şeyi biliyorlar ya. Türkiye'de arşivler kapalı kardeşim, açmıyorlar. O hiç gittin mi? Hep söylüyorum. Devlet arşivlerine kimin saat kaçta kapıdan içeri girdiği, saat kaçta hangi belgeyi istediği, evet, kaçta o belgenin ona dosyanın teslim edildiği, ne zaman iade etti, saat kaçta iade ettiği, saat kaçta binadan çıktığı kayıtlıdır. Kopyalıp almadığı belge. Evet yani kaç tanesi fotokopi aldı ve kaç kuruş para verdi. Hepsi kayıtlıdır bunların. O beyefendiler, ahkam kesenler, efendim arşivler kapalı. Yok kardeşim, bu memlekette tarihi daha 500 sene yazılmadı. Just yazılmaz. Arşiv orada. Hiç kapısından içeri girdiniz mi? Şelade de var bu. Evet, soykırım yaptık. Arşivde gizleniyor bunlar diyenler var ya. Hiç gitmemişler ya. Hayatta gitene de okuyamazlar. Hiç gitmemişler ya. Yani. Yani bari insan çay içmeye gider. Arşivin güzel bir bahçesi var ya. Yani. Efendim? Arşivin güzel bir bahçesi var. Bari çay içmeye gitsinler yani. Araştırma yapmaya gidemiyorlar. Neyse, Cem Sultan'a geri dönelim. Neyse evcimiz. Sözlükleri eleştiriyorsunuz. Vah diyorum, vah diyor. Niye? Ah ben size eyvah diyorum yani. Ah Minel neyse. Ve halat neyse. Evet. Ah Minel aşk. Minel aşk değil. Ah Minel idrak o halatihi. Onun çok değişik şekilleri vardır. Ya ben daha güzel şeyleri getirmeye çalışıyorum konuyu. Neyin? Ya bu sözlük savaşına dönmesin. Çünkü her hafta böyle bir polemik oluyor. İyi de. Cem Sultan. İyi de. Çok yani işi gücü... Başarıyı kıskanmak olanları güzel söz, aşkla ilgili söz niye söyleyeceksiniz hayır, ki? Hayır, konuyu bunlar kapatmaya çalışıyorum. Bunlar en ağır sözleri Erhan dediği gibi sizin için ediyorlar. Evet. Biliyorum. E? Ben sadece konuşmaya vakit harcamak istemiyorum, o kadar. Siz de onların canını sıkın canım ama galiba canına sıkılmıyor. Buna da mazoşizm var. Kırpaç yemek istiyorlar. Ama İngiliz kanunu ne güzeldi. Official spanking cat on nine biliyorsunuz. Kaldırdılar. Onun için zaten bu hale geldi. Öyle diyorlar. Hanky panky. Hadi. Linç partisi. Evet efendim. Yani şimdi Cem Sultan'ın bir papağanı var. Şimdi eşyaları gelmiş. Anlatılır rivayet. Dört bir papağanı varmış. Çok güzel hikayedir o. Yani Allah işte Cem Sultan'a saltanat müessede falan diye bir şeyler öğretmişler zamanında. Öldüğü zaman da adamları Allah Cem Sultan'a rahmet ede. Şeyini öğretmişler. Tam işte geldiği zaman verilirken sarayda papağan Allah Cem Sultan'a rahmet etsin diye söylediği zaman bütün devlet adamları gözyaşlarına boğuluyor. Onu bir de Arapça söylenmiş. Allah yerhamu Cem Sultan bir şey dermiş. Orada inşaat ediyorlar, rahmet edin, ara verin diyorlar. Efendim kısa bir aradan sonra birazdan beraber olacağız tekrar.